Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben bir rüya gördüm. Hocam ne bu ya? Diriliş Ertuğrul'un girişi gibi ben bir rüya gördüm. Rüyamda bir koca çınar vardı. O çınar Osmanlı Devleti'ni temsil ediyordu gibi bir şey mi hocam bu? Hayır, öyle bir şey değil. Zaten rüya falan da görmedim. Şaka yapıyorum. Şöyle çok kısa bir videoyla karşındayım. Sınava 2 gün kalmışken bence bu isimleri bir tekrar etsek iyi olur diye düşündüm. Feministler bu videoyu çok sevecek. Neden? Çünkü bu videonun başlığı ÖSYM'nin çok sevdiği kadın sanatçılar. ÖSYM genelde böyle bir tane kadın sanatçılardan mutlaka soruyor. Ben de düşündüm, dedim ki acaba bu sene kadın sanatçı çıkar mı? Çıkarsa hangi kadın sanatçıyı sorabilirler? Bence öğrenciler sınava girmeden önce böyle bir video görseler hoşlarına gidebilir diye düşündüm. O zaman hızlıca videoya başlayalım mı? Başlayalım hocam. İlk ismimiz kim? İlk ismimiz Halide Nusret Zorlu Tuna. Hocam ben Halide Nusret Zorlu Tuna'nın neyini bileyim? Öncelikle Git Bahar'ı bileceksin. Git Bahar. Sonra neyi bileyim abi? Geceden sonra Yayla Türküsü, bunları mutlaka bil. Bir de neyi bileyim abi? Benim Küçük Dostlarım. Bak bunu bilirsen çok iyi olur. Bunlardan birini görürsen Halide Nusret Zorlu Tuna'yı işaretleyeceksin. Uzun yıllar Anadolu'da öğretmenlik yapmıştır. Ona gerçek çalı kuşu derler, böyle bir benzetme yapmışlar. Zaten Benim Küçük Dostlarım da öğrencilerle ilgili anılarının, böyle hikayelerinin olduğu bir kitaptır. Çok dikkat edeceksin. Git Bahar, Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, bunlara çok ama çok dikkat edeceksin. Diyorsun, aklında bulunsun. Halide Nusret Zorlu Tuna. Peki o Zorlu Tuna demişken Halide'lerden devam edelim mi? Mesela bir de Halide Edip Adıvar'ı konuşalım. Tamam hocam. Peki abi ben Halide Edip Adıvar'dan neyi bileyim? Ateşten Gömleği bil. Handan'ı bil. Handan deyince aklımıza mektup türü geliyordu değil mi? Bak içinde mektuplar vardı. Handan'ı bileceksin. Mektup olduğunu falan bil. Türk'ün Ateşteyim Tağını'nı bil. Sinekli Bakkal'ı bil. Bak bunlar Halide Edip Adıvar'da her zaman soru olma ihtimali yüksek bir isimdir. Hatta bu romanın karakterlerini bil, konusunu bil. Bu romanlar ne anlatıyor? Biraz bunlarla ilgili de fikir sahibi olabilirsin. Çünkü eğer yazar eseri milli edebiyattan seçerlerse Halide Edip Adıvar'dan seçme ihtimalleri de yüksek. Hem de bir kadın yazar sormuş olurlar, aradan çıkartırlar. Genelde böyle ÖSYM'nin hoşuna giden isimlerdir bunlar. Aman dikkat edeceksin hocam. Halide Edip Adıvar ve Halide Nusret Zorlu Tuna, bunlar önemli. Bunlara dikkat et. Sonra geldim hocam nereye? Bizim ilk kadın romancılarımızdan. Kim hocam? Fatma Aliye. Hocam tam ismine Fatma Aliye Topuz. Peki hocam ben Fatma Aliye'den neyi hatırlıyordum? İsmi bana çok tanıdık geliyor. Muhaderat diye bir eseri vardı. Sen muhtemelen Muhaderat'ı hatırlıyorsundur. Fatma Aliye deyince aklına Muhaderat gelsin hocam. Önemlidir. Sonra Refet gelebilir. Bir de Hayal ve Hakikati bilirsen iyidir hocam. Fakat Muhaderat gerçekten bilmen gerekiyor. Kadın romancımız olduğunu bilmen gerekiyor. Fatma Aliye Topuz, Fatma Aliye Hanım önemlidir hocam. Aklında bulunsun. Ahmet Mithat'la da zaten çok yakındırlar değil mi? Peki abi başka ÖSYM'nin sevdiği kadın sanatçılardan kimler var? Birazcık böyle yakına gelelim. Mesela örnek veriyorum, Alev Alatlı olabilir. Peki ben Alev Alatlı'dan neyi bileyim hocam? Gogol'un izinde, işken Yaseminler tüter mi hala? Rödinger'in kedisi. Bak bu eserler önemlidir. Bunları bilebilirsin. Alev Alatlı deyince Rödinger'in kedisi aklına gelebilir. Yaseminler tüter mi hala? Bunlar aklına gelebilir. Peki hocam Halide Nusret Zorlu Tuna'yı konuştuk. Bir kuşak aşağısına inelim hocam. Bir kuşak ileriye gidelim. Kimi konuşalım? Emine Işınsu'yu. Hocam Emine Işınsu'dan neler çıkabilir? Emine Işınsu'nun önemli eserlerinden birkaç tane söyler misin? Söyleyeyim. Azap Toprakları olabilir. Ak Topraklar olabilir. Zaten bak Azap Toprakları, Ak Topraklar. Böyle toprak falan gördüğün zaman zaten biz bak yazar eser videomuzda da konuşmuştuk değil mi? Hatırlıyorsun topraklardan. Bir de Küçük Dünya'yı bilebilirsin dostum. Bak Azap Toprakları, Ak Topraklar, bunlara dikkat et. Peki abi bir önemli isim de Sevinç Çokum. Ben Sevinç Çokum'dan neyi bileyim? Daha sonra da böyle Nezihe Meriç'e falan geçeriz. Hilal Görününce, bak bu önemlidir, denemelerde falan da çok çıktı. Ağustos Başağı ve Zor. Tamam mı? Bak Zor'u bil, Hilal Görününce'yi bil, Ağustos Başağı'nı bil hocam. Bunlar önemlidir. Sonra abi Nezihe Meriç'e falan geçeceğiz demiştin. Nezihe Meriç'ten neyi bileyim? Mesela Korsan Çıkmazı'nı bilebilirsin. En ünlü eserlerinden biridir. Korsan Çıkmazı'nı bil Nezihe Meriç'ten. Sonra hocam bak Firuzan var. Firuzan'dan neyi bileyim? Mesela 47'lileri bilebilirsin. Berlin Nar Çiçeği'ni bilebilirsin. Ama ben olsam mesela Firuzan'dan 47'liler. Bunu kesin bilirim hocam. Hocam Nazlı Eray var. Nazlı Eray'dan neyi bileyim? Aşkı Giyinen Kadın. Aşkı
giyinen kadını bile bilirsin. Hocam İnci Aral dersen eğer yeni yalan zamanlar. Bak çok önemli. İnci Aral yeni yalan zamanlar. Bak bu kafanda böyle kulak aşinalı oluşsun. Sonra hocam Latife Tekin var. Neyi bileyim? Sevgili arsız ölümü bil. Daha önceden sınav sorusu da olmuştu. Latife Tekin, sevgili arsız ölüm. Bak bunlar bilebilir. Böyle sanki kısa kısa shorts videolarının birleşimi gibi bir video oldu değil mi? Uzun zamandır zaten shorts videosu atmamıştım. Muhtemelen özlemişsindir. Onu da böyle aradan çıkartmış gibi olduk. Peki abi Adalet Ağoğlu var. Ondan neyi bileyim? Bir düğün gecesini bilebilirsin. Ölmeye yatmayı bilebilirsin. Bak bunlar çok önemlidir. Oy yemek abim. Oy sınava kaldı 2 gün ya. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Belki bu videodaki kadın sanatçılardan biri sınav sorusu olur. Belki de 2 gün önceden izlediğim bir video sayesinde bir soru yapmış olursun. Kendine çok ama çok dikkat ediyorsun. Sınavda da başarılar diliyorum. Lütfen kendine dikkat et. Kendine çok ama çok iyi bak. Psikolojini ve sağlığını koru dostum. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum. Bye bye.